Daha enteresanını söyleyeyim. Olağanüstü halde seçime gidiyoruz. Biz itiraz etmiyoruz. Muhteremler rahatsız. E kaldırın olağanüstü hali. Hadi eşit rekabeti beraber sağlayalım. Ama ben ve arkadaşlarım zoru seviyoruz biz. Biz zoru seviyoruz. Dolayısıyla olağanüstü halde de seçim kazanmaya hazırız. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir durumda tabii Tayyip Bey'in asabı bozuk. Çünkü bugüne kadar şuna alışıktı. Ver yesin, ört uyusun bir muhalefet. Canı istediği gibi tekmelediği bir rakip. Ama şimdi karşısına bir kadın hareketi olarak, bir genç hareketi olarak İYİ Parti çıktı. Ve İYİ Parti ve onun genel başkanını kadınlar başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiniz. Allah bin kere razı olsun. Tam 100.000 imzayla yola çıktık. 100.000 imzayı 4 saatte bana imzaladınız ve verdiniz. Şu an itibariyle milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın adayım ben. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah. Bak iyice asabını bozuyorsunuz. Şimdi bu kadın sesini çok teşekkür ederim. Şimdi bak hanımefendi ne diyor? Gültekin Başkanım, hanımefendi diyor ki yuvayı dişi kuş yapar, dişi kuş. Ya şimdi darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Mutfağından güzel yemek kokuları gelecek. Akşam eve kocalarınız, oğullarınız, kızlarınız eve huzurla gelecek. Siz sokakta gezerken sönmüş bir lamba esnasında bana biri bir şey yaparmış demeyeceksiniz. Tacize uğramayacaksınız. Çocuklarımız eziyet görmeyecek. Eğer eziyet etmeye kalkışanlara o kadar ağır cezalar getireceğim ki elleri yanacak, elleri. Ve ekonomi. Şimdi 16 senedir dön baba dönelim aynı şeyleri söylüyor muhterem. Fakat ilk defa bu defa şöyle bir şey yaptı. Lütfen dedi. Ya lütfen dedi size. Demek ki siyasi rekabet iyi bir şeymiş. Siyasi rekabet milletimizin işine yararmış. Aynen öyle oldu. Şimdi ekonomiyi dağıttılar. Niye dağıttılar? Merkezine üretimi koymadılar. Sanayi üretimini, teknoloji üretimini, çiftçinin üretimini, tarım üretimini koymadılar. Şimdi yumurta üretiyor. Ta Atatürk'e ikram edilen haşlanmış yumurtadan beri yumurta üretir Afyon. Tek büyük pazar Irak. Yarın Irak'ta 2-3 tane girişimci çıksa ve yumurtayı biz üreteceğiz dese Afyon'da üreticim ne yapacak benim? Demek ki pazarı çeşitlendirmek lazım. Demek ki üreticiyle el ele verip pazar tanzimi yapmak lazım. Demek ki devlet
üreticisinin arkasında kaya gibi dimdik durması lazım. Öyle bir şey var mı? Yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Peki Afyon'a 16 yılda fabrika yaptı mı bu arkadaş? Peki Afyon çiftçisinin üretiminde artış oldu mu? Peki Afyonlu gençler, 4 yıllık üniversite mezunları iş buluyor musunuz? Ha, şimdi bunun anlamı şu. Bu betonun tercih edildiği bir ekonomik mantıkla, tercihle yönetilen Türkiye. Ama ben sinir bozmaya devam ediyorum. Beraberce devam ediyoruz. Şimdi gençlere soruyorum ya. Diyorum ki oğlum kızım cebinde, mesela senin cebinde mavi tişörtlü kızım kaç lira var? Kaç? 18. Şimdi kaç yaşındasın? 40 yaşında 18 lirası var. Daha genç birine sorayım. Senin kaç? 1 lirası var, 20 lirası var. Afyon'da durum gene iyiymiş. En yüksek 10 liraydı. Ama şimdi bunu ben soruyorum ya. Arkadaşın siniri bozuluyor. Diyor ki bir siyasetçi insanların cebindeki parayla uğraşmaz. Onu merak etmez, kendi cebindeki paraya bakar. Hadi oradan be. Benim anlayışıma göre siyasetçinin bilmesi gereken, mutlaka bilmesi gereken şey vatandaşının, milletinin cebinde ne var, ne yer, ne içer. Benim cebimde ne olduğunun bir manası yok ki. Ama işte bak, kadınlar bu işi biliyor. Kadınlar diyor ki, diyor yüzükle yola çıktı. Şimdi gemicik spor. Şimdi bu sorma işlemi. Şimdi bu cebinde kaç lira var meselesinin bir diğer acıtan yeri de şu. Hatırlayın. Bir bakan oğluyla konuşuyor. Neredesin oğlum? Rezidanstayım baba. Evde para var mı? Oğlum, yok çok bir şey yok. Ne kadar? 2 trilyoncuk baba. Şimdi bir baltaya sap olamamış bakan çocukları trilyonlarla oynayacak, kumarhanelerden çıkmayacak, bu ülkenin vatan çocuklarının cebinde para olmayacak. Olmaz böyle bir şey. Yüzükle yola çıktın, dünyanın ilk 10 zengin siyasetçisi arasındasın. O yüzük için dedin ki bu yüzükle yola çıktım. Kim yarın Tayyip Erdoğan'ın mal mülk sahibi olduğunu, zengin olduğunu söylerse bilin ki hırsızlık yapmıştır. Ben söylemiyorum, kendin söylüyorsun. El hak doğru söylüyorsun. Şimdi 4,5 milyon takipte kredi kartı ve tüketici kredisi gibi krediler sebebiyle takipte insanımız var. Bunların içinde öğrenciler var. Bunların içinde emekliler var. Çiftçiler var. Bunun içinde işsizler var. Ve esnaf var. Biz bunları bir kalemde sileceğiz. Bir defaya mahsus sileceğiz. Çok bozuldular ya. Niye siliyormuşuz efendim? Çünkü Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz. Ne kadar para lazım biliyor musunuz? 8 milyar Türk lirası. 8 milyar Türk lirasını nereden bulacaksın diyorlar. Kolay. Şimdi nereden? O bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler, bakan yardımcıları, onların eşleri, efendim, oğulları, kızları, damatları, gelinleri, sizin cebinizden kiralanan lüks araçlara biniyor.
ve bunun fiyatı 8 milyar Türk lirası. Yani 2018 bütçesinin %1'i. Mehmet Şimşek dediydi ya, fındık fıstık parası. Ha işte onunla ödeyeceğim. Diyeceğim ki bunlara, inin aşağı. İnin arabalardan aşağı. İnin bakayım. İnin. Ve o parayla 4,5 milyon insanımı rahatlatmış olacağım. Gençler işsizsiniz. Bir genci işsiz bırakmak o devletin ayıbıdır. İş bulmak da o devletin, sırayla geleceğim kızım hepsine. O devletin görevidir. Kız erkek ayırmadan iş bulununcaya kadar bütün gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağım. İşte böyle diyorsunuz, Allah razı olsun, onu biliyorum. Böyle diyorsunuz kadınlar ve gençler. Ondan sonra muhterem kızıyor. Muhteremin etrafındakiler önce havuz medyası sövüyordu. Yapmayın ya, yuva mı gerek yok ya, halledeceğiz biz onları. Sandıkta halledeceğiz. Ama şimdi yanındakiler sövüyor. Neyi gördüm biliyor musunuz? Ekonomi Bakanı açıklama yapmış. Nihat Zeybekçi. İçişleri Bakanı bir açıklama yapmış. Vallahi billahi tallahi bunların entelektüel birikimi sıfır. Onlar da patronları gibi 100 sayfa okumamışlar. Dolar niye böyle oldu anlıyorum şimdi. Ve son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Ve bakın lisanını, yani Türkçesi iyi olmayanlar, kelime bilgisi olmayanlar, gençler beni anlıyor. Tarih, coğrafya, edebiyat, Türkçe bilgisi olmayanlar ancak hakaret eder ve söverler. Şimdi şu anda karşımda Gültekin Uysal duruyor. Birazdan çağıracağım. Gültekin Bey, zaman zaman konuşma yapıyoruz. Şimdi rahmetli Demirel'in, biz onlara yetiştik. Rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Türkeş'in o mecliste yaptıkları konuşmalardaki zerafet, rahmetli Ecevit, özür dilerim. Evet, yani o nesli tanıdık biz. Mecliste bir konuşmalar yaparlardı. Anlatamam size. Ve hakikaten içinde hakaret yok ama karşı tarafı bir metre yerinden sıçratacak kelimelerin seçildiği, harika cümlelerin kurulduğu. Şimdi ben şöyle, Cumhurbaşkanı seçildiğimde şöyle bir kanun çıkaracağım. Siyasetçilerin birbirine sövmesi halinde hapis yatacaklar. Vallahi herhalde Tayyip Bey'le çevresi müebbet alır ha. Katiyen çıkamazlar. Hapishaneden çıkamaz arkadaşlar ya. Böyle bir durum bu. Evet. Söylemeye çalıştığım şu. Evet. Aynen öyle olacak. Şimdi biz kadın kadına sohbet ediyoruz. Bakın. İki tane grup var. Birisi gıda mühendisleri. Diğeri birbirine bağlı ziraat mühendisleri. Diğer öğretmenler. Sağlıkçılar. Ama bunlar birbirine bağlı. Şimdi okullarımızda öğrencilerimize yol göstermek için bütün 21. yüzyıla hazırlanan ülkelerde böyle aile, okul, teknoloji, öğrenci sistemi içinde rehber öğretmenlere ihtiyaç var. Siz atanamıyorsunuz. Buna ya atamıyorlar kızım. Sorularınızı çaldılar, sorularınızı. Dolayısıyla diğer taraftan fındığından çayına, yumurtasından buğdayına, aklınıza ne gelirse Türkiye'de her şeyin üretildiği bir toprak yapısı var ve burada bu gıda ve ziraat mühendislerini çiftçiyle buluşturmayan bir akıldan bahsediyoruz.
öğretmenle öğrenciyi, bu saydığım mühendislerle de çiftçiyi, tarımı buluşturmayan bir akıldan bahsediyoruz. Bir yönetim anlayışından bahsediyoruz. İşte biz bunu yapacağız ve 5 yıl içinde Türkiye kendine yettiği gibi ithalatını kesmiş, tarım ürünlerinde ithalatını bitirmiş, ihracata başlamış bir ülke olacak inşallah. Şimdi demin bahsettim. Şeker fabrikalarını sattılar. Şimdi bu arkadaş Amerika'ya Osmanlı tokadı atıyordu. Tillerson bir geldi. 3,5 saat ne konuşulduğu meçhul. Bunun üzerine çıktı. Kargil'e 14 şeker fabrikası yandaşlar üzerinden kapatılmak üzere Kargil'in isteğiyle satıldı. Buradan ilan ediyorum. Şeker fabrikasını satın alan yandaşlar. Bunların içinde dünürler de var ha. Sakın ola ki o fabrikaların içine elinizi uzatmayın. Seçilir seçilmez iptal edeceğim. Yeniden milletin olacak. Bir şey daha yapacağım. Kuleli ve Işıklar askeri liselerini derhal açacağım. Şimdi bakın, huylu huyundan vazgeçmez. Bu arkadaşlar nasıl cumhuriyet değerlerine karşı bir itirazları var ama korkak oldukları için zamanında ortaya koyamadıkları gibi milliyetçilik anlayışları da son derece sorunludur. Sayın Erdoğan zaman zaman ağzından çıkarır. Milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım gibi. Efendim Türk milliyetçilerine Fatiha bilmezler dediği gibi ve yuhlamayın ve vampirler dediği gibi kandan beslenirler dediği gibi ve rahmetli Başbuğ Türkeş'le ilgili ağza alınmayacak sözler söylediği gibi şimdi burada şuur altı devreye girer ve Türk milletine, bu millete, milliyetçilik gözlüğüyle bakanlara karşı nasıl bir ruh hali içinde olduğunu senelerdir ağzından kaçıra kaçıra gelir. Ve bunun neticesinde çıkar ittifakı kurulur. Şimdi bunlar yerli ve milli. Biz cukka değil mi? Bak genç bir kardeşim diyor ki yanlış söylüyorsun, cukka ittifakı olabilir. Olabilir. Şimdi bunlar yerli ve milli. Biz değiliz. Biz gayrimilliyiz. Hadi oradan be. Oslo'nun. Oslo'da bu devletin itibarının iki paralık edilmesinin hesabını vereceksin sen daha. 29 Ekim'de buradan davulla, zurnayla, ağır silahlarla peşmerge geçirdin. Lahmacun paralarını da siz ödediniz. Böyle bir durumun hesabını vermedin. Habur rezaletinin, orada kurulan çadır mahkemelerinin, Türk bayrağıyla Atatürk resminin o çadır mahkemelerinden teröristler rahatsız olmasın diye çıkarıldığının hesabını vermedin. Ve her şeyin sonunda sen kardeşim mağdursun. Yahu arazide hukukçular var. Bu kadar aldatılan, bu kadar saf olan, bu kadar saftirik olan, bu kadar kandırılan bir şahsın cezai ehliyeti yoktur ya. Bu nasıl bir şey ülke yönetiyor? Ama güzel oldu. Şimdi bakın, İyi Parti iyi geldi. Bunlar hepsi hastalanıyordu. 10 Kasım'da, 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 29 Ekim'de. Ya bunlar hepsi turp gibi oldular, iyileştiler. Hepsi iyileşti. Ama şimdi Türkiye'ye iyi gelecek. Çünkü aynı zamanda alışık olmadıkları bir muhalefet tarzıyla karşı karşıya kaldılar. Biz Millet İttifakı'nı kurduk. Aynı zamanda farklı siyasi partilerden adaylar ortaya çıktı. Sizinle şunu paylaşmak isterim.
varsayalım önerilen çatı adayı ben kabul etseydim, şu anda Türkiye'de nasıl bir seçim oluyordu? Tayyip Bey'le Sayın Gül arasında bir seçim oluyordu. Ben kaldım, sözümün arkasında duracağım, ben milletime söz verdim dedim, durdum. Şu anda Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş, başka adaylarımız, yani şeyden çık muhalefet adayları ve hepsi seçim kampanyası yapıyor şu anda. Ve meydanlar neşeli. Meydanlarda neşe var, coşku var ve sonuç itibariyle iki tercih, yani ikisinden birini tercihten hep beraber kurtulmadık mı? Kurtulduk. Bunu sağlayan kim? Sizsiniz. Siz bana bu talimatı vermeseydiniz ben bugün karşınızda konuşuyor olmazdım. Sonra döndük Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Millet İttifakı'nı kurduk ve milletvekilliğinde ortak hareket edeceğiz. Yani milletvekili seçimlerinden sonra ve arkasından inşallah 301'i biz bulacağız mecliste. Sonrasında da Abbas'ı yolcu edeceğiz. Şimdi 24 Haziran akşamı inşallah hem Millet İttifakı mecliste çoğunluğu alır hem de ikinci tura Meral Akşener'i bırakırsınız diye dua ediyorum. Sizden oy istiyorum. Benim iki şapkam var. Birisi Cumhurbaşkanı adayı şapkası, bir diğer de İyi Parti Genel Başkanı şapkası. Şimdi sandıkları koruyacağız. Hanımlardan rica ediyorum, gençlerden rica ediyorum. Bu Millet İttifakı'nın sandık başlarında eksiklik görürseniz bize haber verin. Kontrol etmek sizin göreviniz. Evleri kadınlara rica ediyorum. Evlerin kapılarını çalacaksınız ve oy isteyeceksiniz. Ve şu soruyu herkese soracaksınız. Sayın Erdoğan ikinci turda karşısında kimi görmek istemez? Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Ben parti kurulalı 7 ay oldu. Bugün 72. ildeyim. Gittiğim günlerden, yani 2 ay sonrasından itibaren polislerin 3600 ek göstergesini söylemeye başladım. Şu anda bütün iktidar partisi dahil bütün beyannamelerde bu var. Bunun içine hemşireler, öğretmenler de dahil oldu. Yani seçmene de iyi geldik. Ama şimdi Sayın Erdoğan şöyle diyor, ben seçildikten sonra yapacağım. 16 yılda yapmamışsın, 24'üne kadar elini tutan mı var? Hemen bir kanun hükmünde kararname çıkar, hallet. Şimdi bütün bunların ışığında Sayın Erdoğan ikinci turda Meral Akşener'i görmek istemez. Ve onun için sizden oy istiyorum. Sizden çalışmanızı istiyorum. Ama aynı zamanda 301 milletvekilini mecliste bulmak için de Afyon adaylarımıza da oy istiyorum. Gültekin Başkanım başta olmak üzere, Abdülkadir Akçan Hocam, sizi il başkanımız, sizi şuraya davet ediyorum. Şimdi bir ve ikinci sıralarda birisi kardeşim, öbürü abim. Ondan sonra bu güzel kızımız var. Sırasıyla milletvekillerini sizlere emanet ediyorum. Diğer taraftan bugün Afyonspor ne oldu? Birinci lige geçti. Şampiyon oldu. İnşallah başarılarının devamını getirmek bizlere nasip olacak. İnşallah milletvekili arkadaşlarıma nasip olacak ve Afyon yüzünü güneşe döndü.
Yüzünü güneşe dön Afyon diyoruz. Çünkü güneş doğduğunda ampul söner. Güneş doğduğunda çocuklar üşümez. Ve bugün burada beraber olduğumuz için, verdiğiniz güç için, verdiğiniz destek için size en kalbi şükranlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.